Selam dostlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir bakım videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konuğu Asus markasının gelişmiş bir laptopu. Sevgili dostlar, yaklaşık 5-6 yıl önce satın alınmış ve o gün bugündür de aktif olarak kullanılmış bir laptopla karşı karşıyayız. İşin açıkçası kullanıcı arkadaşımız gayet temiz kullanmış. Herhangi bir deformasyon, kozmetiğinde böyle derin çizik vesaire bir şey bulamadım ben. Masanın üzerinde sabit bir noktada kullanmış. Yani çok fazla taşımamış olduğu bir cihaz. Bundan mütevellit cihazda herhangi bir hasar, darbe vesaire bir şey yok. Zaten de pek taşınmaya da müsait bir laptop olduğu söylenemez. Çünkü epeyce ağır. Performans anlamında da zamanının iyi bilgisayarlarından birisiydi dostlar. Hala da iyi bir bilgisayar. Şimdi sizlerle birlikte yeni keşfetmiş olduğum Noxeon markasının NX9 modeli ısı iletkenlik değeri 13,5 olan bir termal macunuyla bakım yapacağız. Bakalım bu termal macun gerçekten işe yarıyor mu? Şöyle detaylarıyla sizlere göstereyim. Yani internetteki yorumlarına baktığımda hep olumluydu. Ben de ilk defa kullanacağım. Bakalım gerçekten methedildiği kadar var mı yok mu? Şimdi dilerseniz cihazımızı bir çalıştırıp bakım öncesi mevcut ısı değerlerini bir görelim. Bakım sonrasındaki ısı değerleriyle yaptığımız karşılaştırmada sonuç ne çıkacak? İşin açıkçası en az siz kadar ben de merak ediyorum. Çünkü bu termal macunu ilk kez kullanacağım dostlar. Yani ben kendi işçiliğime güveniyorum fakat termal macun konusunda ister istemez şüphelerim var. Şimdi cihazımızı bir çalıştıralım. Evet arkadaşlar, bakım öncesinde sistem boştaki ısı değerlerini şu an görmektesiniz. 45, 50, 60 dereceleri görüyor bazen. Değişiyor sürekli. Bir de yük altındaki ısı değerlerine bakalım. İşlemcide herhangi bir throttling var mı? Ona bakalım. Evet, direkt işlemci ısısı 85, 87, 88 santigrat dereceleri zorluyor. Bilmeyen arkadaşlarımız için şöyle işaretlemiş olayım. Bakınız dostlar. Evet, şu an kameraya gayet net biçimde yansıyor. 90 dereceleri görmekte. Bu bir 10 derece daha artsa sistem kapanmaları başlar zaten. Ki bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi halinde de cihazda çip arızaları çıkabilmekte. Yani buna binaen mutlaka bakımlarınızı ortalama en geç 2 yılda bir yaptırmayı ihmal etmeyin dostlar. Eğer yoğun kullandığınız bir cihazsa yılda bir ama arada sırada kullandığınız bir cihazsa en geç 2 yılda bir mutlaka bakımlarını yaptırın. Yani cihazınızın daha performanslı ve daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız bakım önemli. Bilginiz olsun. Tıpkı arabalardaki periyodik yağ bakımı misali. Evet, işlemcide de %14 throttling söz konusu. Bu durumu tam olarak görebilmeniz açısından bir ekran alıntısı alarak videoya dahil edip sizlere göstermek istiyorum dostlar. Evet. Umarım bu cihaz üzerinde unutmam bu resimleri. Bakım öncesi ve sonrası diye eklerim. Oradan farkı görürsünüz sizler de. Yani 90-95 dereceleri zorluyor. Fanlarımız sürekli çalışır hale geldi. Gayri ihtiyari. Fakat throttling'e girip işlemci performansını kısıyor. Dolayısıyla ısıyı belirli bir noktanın üzerine
çıkarmamaya çalışıyor ki zaten 100 santigrat dereceyi geçtiği anda dediğim gibi cihaz kendini kapatacaktır. Müşterimiz de cihazının içerisini merak ediyor. Zaten dış kozmetiğinden de anlaşıldığı üzere çok titiz bir müşteri. Şimdi bakıma geçiyorum. Arkadaşlar, videonun bazı gereksiz bölümlerini keseceğim ve bazı bölümlerini de hızlandıracağım. En azından bu sayede değerli zamanınızı almamış olacağım. Yine de videonun başından sonuna kesintisiz biçimde izleyen dostlara buradan selam olsun. Kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. Yararlı buluyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak adına abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız bu ve benzeri videoların devamının da gelmesine vesile olursunuz dostlar. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Evet, şimdi işleme başlıyorum. Bana kolay gelsin. Sizlere iyi seyirler. Arkadaşlar, her ne kadar cihazımızın dış kozmetiği tertemiz olsa da içinin durumu görüldüğü üzere bu şekilde. Fan tamamen tıkanmış vaziyette. Tozdan görünmez bir hal almış. Bunu detaylıca temizleyeceğim. Şu anda bakım öncesi halini görün diye yakın çekim yapıyorum. Fanın bu halde olması içeride hava sirkülasyonunu sağlayamayacağı ve hava sirkülasyonu sağlanamayan cihazın da burada görmüş olduğunuz çiplerinin normalin üstünde ısınacağı anlamına gelir. Normalin üstünde ısınan işlemci ister istemez yanmamak adına performansını kısmaya başlar. Dolayısıyla bu cihazın ağırlaşmasına vesile olur. Bu şekilde kullanmakta ısrar ederseniz de burada görmüş olduğunuz çiplerin arızalanmasıyla sonuçlanır dostlar.
Bu sebeple bakımlarını cihazlarınızın mutlaka en geç 2 yılda bir yaptırmayı ihmal etmeyin. Bu noktada yapmamız gereken ilk şey görmüş olduğunuz batarya soketini yerinden çıkarmak olacak. Evet, batarya soketini yerinden çıkardıktan sonra artık görmüş olduğunuz bu noktalarda rahatlıkla çalışabilirim. Cihazımız genişleme yuvaları bakımından filan gayet zengin. Hani bundan 4-5 sene önce üretilmiş bir cihaza göre gayet iyi. Asus'un orta üst seviye diyebileceğimiz cihazlarından birisi dostlar. Hani elinize aldığınızda filan zaten dış kasasının alüminyum olması filan insana güven veriyor. Tabi bu ağırlığına da yansıyor. Ki dediğim gibi dostlar 17,3 inçlik bir cihaz zaten. Hani ağırlığı da ister istemez normal laptoplara kıyasla biraz daha fazla olması sebebiyle pek fazla taşınmaya müsait bir cihaz değil. Bu cihazı masaüstü bilgisayar misali bir masaya konumlandırıp orada sürekli kullanmanız daha evla olacaktır. Şimdi görmüş olduğunuz buradaki soğutucu bloğu sabitleyen cıvataları gevşetmekle işe devam ediyorum. Soğutucu bloğu sabitlemekte kullanılmış olan cıvataları diğerleriyle karışmaması için ayrı bir noktaya bırakıyorum. Şimdi soğutucu fanımızın soketini çıkartıyorum. Soğutucu fanı yerine sabitleyen cıvataları da gevşetiyorum ve yerinden alıyorum. Soğutucu blok dahilinde soğutucu fanı artık kasadan ayırma vakti. Evet, etrafa zarar vermeden yerinden alıyorum. Fanın durumu görüldüğü gibi dostlar. Şimdi ben bu görmüş olduğunuz soğutucu fan ve bloğunu açık havada temizleyeceğim. Kapalı ortamlarda bunları temizlemeye çalışmayın. Sağlığınıza ciddi anlamda zarar vermiş olursunuz. Bilginiz olsun dostlar. Evet, bakım öncesindeki mevcut durumunu şöyle iyice detaylıca göstermiş olayım. Asıl mevzu fan ve soğutucu blok arasında kalan şu kısım. Bu bölümü de şurada görmüş olduğunuz bez bandı açarak ancak gösterebilirim. Evet arkadaşlar. Görüldüğü üzere artık fanın herhangi bir şekilde hava sirkülasyonu yapabileceği bir boşluk kalmamış. Yani bunu şöyle düşünün. Ağzınız tıkalı, burnunuzu da tıkadık. Yani nefes alıp vermeye çalışın. Yani haliyle zorlanırsınız. Bilgisayarda burada görmüş olduğunuz çipleri soğutamadığı için sürekli fanı açar ve fan normal devrinin çok üstünde çalışır. Bu durum fanın da ömrünü kısaltır. Yani aşırı ısıya maruz kalan bilgisayar performans düşüşü yaşar. Oyunlarda kasıntı, işte FPS düşüşleri, droplar vesaire benzeri olumsuz etkiler görülür. Dahası işletim sistemi çökmeleri, mavi ekran hataları vesaire vesaire bunları takip eder. En son görüntü kaybı yaşarsınız ve çip arızasıyla sonuçlanan kötü senaryolarla karşılaşırsınız dostlar. Şimdi ben bu görmüş olduğunuz manzaradan bir an evvel kurtulmak istiyorum. Videoya da kısa bir ara vereceğim. Arkadaşlar, şimdi sizlere şöyle detaylıca göstermek istiyorum. Bakınız. Elektrikli süpürge yardımıyla içerisini detaylıca çekmeye çalıştım. Daha fırçalayarak iyice temizleyeceğim. Şu anda bu temizliğin ilk aşamasıydı. Görüldüğü üzere termal macun iyice oturmuş kemik gibi.
Bırakın çipe bir faydasının dokunmasını, kendine bile hayrı kalmamış. Buradan sökülmesi bile işkenceye dönüşmüş artık. Kontak sprey ile biraz yumuşatmaya çalışıyorum. Fakat o bile çare çözüm olmuyor. Ben bunları detaylıca temizleyip dönüyorum dostlar. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz merkezi ana işlem birimi yani işlemcinin ve aynı zamanda da grafik işlemcinin üzerindeki kalan eski termal macunu zor da olsa bir şekilde temizlemeye çalıştım. %95 oranında da temizledim. Çok az ufak tefek kalıntılar kaldı çevresinde. Onları da umursamıyorum. Bu temizliği yaparken bu şekilde bir kürdandan faydalandım ve aynı zamanda da yağsız kontak sprey ile eski termal macunu mümkün oranda çözmeye çalıştım. Sert bir cisimle buraları kesinlikle temizlemeye çalışmayın. Çipe zarar verirsiniz. Yaptığınız iş hiçbir işe yaramaz. Cihazı bozarsınız dostlar. Yani bu kadar net. O sebeple bu tip işlere el yatkınlığınız, bilgi ve beceriniz yok ise kesinlikle kalkışmayın. İşi bilen, işinin uzmanı birinden destek alın. Bunu da ayrıca buradan uyarı niteliğinde söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar, fanımızın tam olarak detaylı temizliğini de tamamlamak üzereyim. Bunu da tamamlayın ve yeni termal macunumuzu uygulamaya geçelim. Kıymetli dostlar, soğutucu fan ve bloğun detaylı temizliği tamamlandı. Burada görmüş olduğunuz bez bant yenilendi. Görüldüğü üzere pırıl pırıl fabrikadan ilk çıktığı günkü halini aldı diyebilirim. Şimdi artık montaj aşamasına geçebiliriz. Aynı temizlikler burada da gerçekleştirildi. Evet. NX 9 13,5 termal iletkenliğe sahip olan termal macunumuzu ambalajından çıkartıyorum. Ben bir kıvamına bakmak adına burada görmüş olduğunuz bölümü yırtmıştım. Size gelecek olan termal macun açılmamış olarak gelmesi lazım. Bilginiz olsun. Evet. NX 9 13,5 W termal iletkenliğe sahip olan Made in China. Çin üretimi bir termal macun dostlar. İşlemciler üzerine yeteri miktarda bırakmış olduğunuz termal macunu isterseniz bir spatula yardımıyla yaya da bilirsiniz. Lakin ben böyle bir işleme gerek duymuyorum. Şimdi benim yöntemim aynen bu şekilde dostlar. Bakınız, soğutucu bloğu işlemcilerin üzerine bıraktığımda şöyle hafif hafif baskı uygulayarak termal macunun tüm yüzeye nüfuz etmesini sağlıyorum. Evet, artık sabitleme civatalarını yerlerine sıkıştırabilirim.
Evet arkadaşlar, satın alındığı tarihi baz alacak olursak, yani 4 yıl kadar bir zaman diliminde kullanılmış bir laptopun iç halinin durumunu görmüş oldunuz. Bu vesileyle bakımın önemini de bir nebze de olsa anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Asıl mesele birazdan cihazı çalıştırdığımızda ısı değerlerine baktığımızda ortaya çıkacak. Şimdi sevgili dostlar, son kontrollerimi de sağlayıp alt kasa kapağını yerine kapatacağım. Evet kıymetli dostlar, görüldüğü üzere artık işlemci ısı değerleri 70 santigrat derecenin üzerine pek fazla çıkamıyor. Yani bakımın ve termal macun yenileme işleminin ne kadar büyük bir etkisi olduğunu sizler de bu sayede görmüş olduğunuzu düşünüyorum. Sevgili dostlar, sizler de bilgisayarlarınızın bakımlarını, onarımlarını ve kurulumlarını yaptırtmak, aynı zamanda da kaliteli hizmetle tanışmak isterseniz adresimize bekleriz. Böylece bir videonun daha sonuna gelirken
Videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak adına abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Daha müreffeh yarınlarda yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın dostlar.